Cam beyaz seramikten yapılmış kulplu büyük bardak. Kupa. Nedir o? Kupa. Kupadır o. İkincisi de zor değil. O da bir kap aslına bakarsanız. Görelim. Türlü biçim ve ebatlardaki sıvı depolama araçlarının genel adıdır. Türlü biçim ve ebatlardaki sıvı depolama araçlarının genel adı. Bakalım. Şişe. Şişe mi? Evet. Ne olabilir o zaman? Depolayıyoruz. Depo. Su deposu. Depo oldu. Benzin deposu. Mazot deposu. Yani sıvı deposu. Aynı zamanda bir savaş aracının ismi. Hadi bakalım. Eyvah. Dört harfli. Aynı zamanda tank. Bir nedir? Tank. Su tankı. O doğru cevabı verdiğini bilmiyordu Mevlüt Hanım. Tank diye öyle uydurmuştu. Siz alkışlayınca... Savaş deyince tank. O zaman Mevlüt Hanım'a da bir alkış verelim efendim. Zaten tank ismini aslında o su tanklarından alır. Evet, ilk icat edildiğinde bunlar cepheye su taşımak için kullanılan araçlar diye düşmanı korkutmaya çalışmışlar. İsmi de onun yüzden tank diye kalmış. Ya bunlar güzel hep bilgi. Güzel bilgi. Gelsin yeni soru. Yılgınlık, bezginlik, bıkkınlık. Türkçesi? Keder. Keder değil. Değildir. Harf alabilir miyim? Tamam. Alırız bir tane. Demek ki sesli harfle başlıyor. Yılgınlık. Alalım mı bir tane? Alalım. Daha? Alırız bir tane daha. Ç harfiyle bitiyor. Usanç. Usanç. Oldu bitti. 1100 puana çıktı. Çok güzel başlangıç. 3 soruda 4 taneli puanlara ulaştınız. Şaheser. Dil bilginiz nasıldır? İyidir diyeyim. Bakalım. Diyeyim. Buyurun bakalım. O sondaki diyeyim bir kafa karıştırdı ama. İsim olmadıkları halde isim yerine kullanılan kelimeler. Zamir. İşte o kadar. 1600 oldu kasa. Şimdi Latince kökenli, bizim dilimize Fransızcadan girmiş, yanılmıyorsam eğer. Kullanılıyor vallahi. Yaygın kullanılıyor. Özellikle son dönemde. Bir bakın. Akıl hocası. Bu anlama gelir. Akıl hocası. Hı-hı. Harf alınır. Alalım. Çok evet, kolay soru değil. İnşallah kulağınıza gelmiştir daha önce, çalınmıştır daha önce diyebileceğim bir kelime. Bir hafta alacağım. Okey, bir şey çağrıştırmadı. Me? Me bir şey çağrıştırdı mı? Mektep geliyor. Aklıma hoca mektep deyince gelmesin. Direkt aklıma okuldan gelmesin. Geldi. Batı kökenli, batı kökenli. Akıl aldığımız kişi, danıştığımız kişi. O benim akıl hocam, danışmanım. Benim, beni yöneten, benim hareketlerimi, davranışlarımı, eylemlerimi yöneten. Bir hafta. Daha önce galiba çıkmamış bu kelime karşınıza. Yok artık. Bulan var mı? Hala gelmiyor. Bulan var. Bir hafta alacağım. Bir tane daha. Manton, monton ne olabilir? Bir hafta, bir tane daha. Ben olsam durdururum. Mantor. Mantor değil. Mentor. Mentor. Hiç duymadım. Size gayet güzel bir kelime armağan ettik. Zaman da gitti, harf de gitti. Kelime geldi. Çok şükür bir kazancımız oldu. Bence çok daha büyük bir kazanç. Hakikaten öyle. Hala hazırda 9100 puana da ulaşabilecek durumdasınız. Bakalım. Yapı bu. Kimisini dağarcığımızla, kimisini harf alarak, kimisini pratik zekamızla çözeceğiz. Siz şu noktaya kadar her şeyi doğru yaptınız. Hadi yenisine. Bezirgen sözcüğünün günümüz Türkçesinde daha yaygın kullanılan eş anlamlısı. Harf alacağım. Bezirgen oynadınız mı hiç? Bilmiyorum. Aç kapıyı bezirgen başı. Hayır. Yaşım tutmuyor. Bir harf daha alabilir miyim? Biz o zamanlar Malazgirt'e yeni girmiştik. Bezirgen. Hep oynardık. Çok alacağım ama bir tane daha istiyorum. Aç kapıyı bezirgen başı da alışveriş yapalım. Tüccar. Tüccardır efendim. İşte geliyor yenisi. 1 dakika 44 saniye kalmış. Ona azıcık dikkat edelim ama çok büyük bir problem yok. Tamam. Sakın hemen sadece paniklenme. Sadece hızlı olmam gerekecek biraz daha. Biraz daha. Daha çok soru ama var. Yani hani kendinizi böyle ritminizi değiştirecek kadar değil. Biraz daha. Buyurun yaz.
Dönerek ayin yapan Mevlevi dervişi. Semazen. İşte o kadar. İşte o kadar. 2700 oldu kasa. Şimdi bir yabancı kökenli kelime. Tarımla ilgili bir tabir. Tarım. Ama illaki çiftçi olmaya gerek yok. Bir bakalım. Bir yıllık tarım ürünü. Bir yıllık. Hasılat diyeceğim. Hasılat demeyin. Olmaz. Ne olur? Bu yılın işte tütün nokta noktası. Şeker pancarı nokta noktası. Rezervi değil. Rezervi değil. Ya, haberlerde falan geçer. Böyle. Alalım bir tane. Alalım bir tane. Tarım ürünü. Bir harf daha alacağım. Hadi bir tane daha. Korkmayın harf almaktan. 10 tane daha harf alabilecek durumdasınız. Şu an annem bilmiştir. Kesinlikle bilmiştir. Acaba ne? Tütün nokta noktası. Pancar, şeker pancarı nokta noktası. Bir harf daha. Yıllık. İyi işte R'de geldi. R'si var, K'si var. Evet. T'si var. Bir harf daha alacağım. Hadi bir tane daha. Bir harf daha alıp öyle bir basayım. Tane daha. İşte bastık. Rakolte. Nedir? Rakolte. Rak mı? Rekolte. Rekolte. Bu da duymadığımdan geldi. Hiçbir şey bilmiyormuşum. Şimdi mentoru anlayabilirim ama evet. Rekolteyi bir şekilde kulağınıza gelmiştir. Amcam da teyzem de böyle tarımla ilgilenen kişiler. Eyvah eyvah. Üzücü. Şu anda belki biraz şey olmuşlardır. Çok harf aldınız diye telaşlanmışlardır. Çok telaşlanmasınlar. Halen 8300 puana ulaşabilecek durumdasınız. Halen bugünün şampiyonu olabilecek durumdasınız. İnşallah. Elimde de hani bunu duymamıştır diyebileceğim bir soru kalmadı Tuğba Hanım. Çok şükür. Hadi gelsin. Kararsızlık ve duraksama bu anlamlarda Arapça kökenli bir sözcük. Kararsızlık harf alacağım. 30 saniye kaldı. Kararsızlık. Nokta nokta etmek. Kararsızlık. Yaşamak, duraksamak, kararsızlıktan dolayı duraksamak. Bir harf daha alayım. Bir tane daha, 19 saniye, 18 saniye durdurdular. Duraksamak. Kararsızlık ve duraksama. Kararsızlıktan dolayı duraksama. Ne olabilir? Ne olabilir? Ne etmek? Yani hamle edememek, eyleme geçememek. Kararsızlıktan dolayı duraksamak. Yani tam böyle kapıyı çalacaktım ama bir an ne ettim? Belki kızar diye nokta nokta ettim. Tereddüt. Tereddüt. Çok korktum. Şimdi böyle içimde bir his, bir ateş yandı. Acaba dedim tereddütü... Onu biliyordum. Ha. Çok şükür. Hadi gelsin yenisi. Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek. Basit düşünün. Basit mazur düşünün. Görmek. Bağışlamak. Pat. Affetmek. İşte o kadar. Süre. Yakıştırma yolu tabir. Yakıştırma yolu. İkinci kelime nedir? Hı? Yemedim. Elimde. Gibi. Çok güzel. Gibi. Buyurun gelsin. Yavan kuru tatsız tutsuz yiyecekler. Yakıştırma yolu. Saman gibi. Saman gibi. Saman gibi. Kesinlikle doğru cevap. Nerede? Kaç o bir soruda 1,5 dakika harcayan Tuğba Hanım değil mi efendim? Bilmediğim kelimeler geldi. Hep ondan oluyor evet bilmediğiniz kaç kelimeler. Kaç harf hakkım var ona göre hızlıca basacağım. Ne yapacaksınız? 3 saniyede 5 harf mı alacaksınız? 5 harf var mıydı? Vardı. Keşke biraz hızlı olsaydı. Hep bilmediğiniz kelimelerden Tuğba Hanım. Buyurun bakalım. Yükte ağır, pahada hafif ödeme aracı. Yükte ağır, pahada hafif. Evet. Nakit para. Ne olabilir? Nakit para. Yükte ağır. Ağır değil ki. Kağıt. Kredi kartı. O da yükte ağır değil. Ağır bu. Bu ağır böyle. Cepleri böyle bollaştırır. Bozuk para. Bozuk para. Ehliyetiniz var mı? Var. Gelsin bakalım. Pas! Harf istiyorum. İstiyorum. Evet. Harf istiyor. Argo'da taşıtı ilerletmeden tekerleklerini döndürmek. İki kelime. Hmm. İki
kelime. Evet. İlerletmeden döndürmek. Vurdurmak geliyor aklıma. Ne olabilir? Vurdurmak mı? İzlerce öyle. Hani ne zaman aldınız siz ehliyeti? Geçen, bu sene aldım yeni. Kullanıyor musunuz aktif? Daha kullanamadım. Kuzenime güveniyorum. Öğretmişti. Ne olabilir? İki kelimedir. Eyvah. Kuzeniniz size vurdurmayı mı öğretti ilk olarak? Evet. Buradan kendisini kınıyor. Bir harf daha mı alsam olabilir miyim? Alamazsınız. Ne olabilir alamazsınız. Bu? Böyle kedi gibi, kedi gibi. Tekerlekler dönüyor, taşıt ilerlemiyor. Araç ne yapıyor? Patinaj, patinaj. Patinaj çekmek, pati çekmek. Pati çekmek. Tek kelime. Tek kelime geliyor efendim. Kısacık da bir sorusu var. El butonun üzerinde çünkü bir saniyesi kaldı. Nedir o? Harf. Harf. Susmak, es vermek ne olabilir? Bir kelime. Evet. Es vermek. Duraklamak. Nedir efendim? Duraklamak. Kaç harflidir duraklamak? Uyuyor. Saydım. 900 puan da yerinde. O harfi almadan bulamaz mıydınız duraklamayı? Bulurdum. Bulurdunuz. Ama 5 harf demişsiniz ya ben oradan çok güvendim. Olmadı değil mi? Yo oldu oldu. 8000 olmadı da 7900 puanla şu anda birinciliği Utku Bey'in elinden aldınız. Aldım mı? 7900'ü saymıştım. Çok mutlu. Yüzünde güller açıyor. Diyor ki o ne güzel 20 tane neredeyse harf alacağım diyor. Dur bakalım sizin yaşadığınız sıkıntılar o yaşayacak mı? Ne oldu? Niye üflüyorsunuz? Kolay soruydu. Sonuncusu en çok ne bileyim bir harf almasaydım daha olsun, iyi olabilirdi. Olsun hep bilemediğiniz sorulardan. Hep bilemediğiniz. Hep duymadığınız kelimelerden. Hepsini almak zorunda kaldım. Çok kötü. Tuğba Hanım'a bir alkış.